Türkiye Mısır ilişkilerini hak ettiği seviyeye çıkartma gayretindeyiz. Şu andaki Mısırla Türkiye arasındaki ilişkileri ciddi anlamda gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl sonra Mısır'a yaptığı ilk ziyaret iki ülke ilişkilerinin güçlenmesinde ivmeyi artıracak ve bunun önemli bölgesel etkileri olacak. İşte bu nedenle dünyanın gözü de o ziyaretteydi. Uluslararası haber ajansları Türkiye ve Mısır'ın yeni bir sayfa açtığına vurgu yaptı. Ayrıca basın toplantısında İsrail'in Gazze'deki katliamları hakkında yapılan özel vurgulara dikkati çektiler. Katarlı El Cezire televizyonu ziyaretin ilişkilerde dönüm noktası olduğunu belirtti. Erdoğan'ın Sisi'yi Ankara'ya davet ettiğinin altını çizdi. Gazze'de derhal ateşkes çağrısı yapmalarını başlığa taşıdı. Times of Israel ilk andan itibaren ziyareti adım adım takip edenlerdendi. Tarihi ziyarette ana gündem maddelerinden birinin Gazze olduğuna dikkati çekti. Middle East'a ise yeni bir dönem. Erdoğan 10 yıllık aranın ardından ilk kez Mısır'da başlığını attı. Türk ve Mısırlı liderlerin İsrail'in Gazze'deki savaşı ve ikili ilişkileri odaklandıklarını yazdı. Amerikan Bloomberg Haber Ajansı Erdoğan dönüm noktası Kahire ziyaretiyle Mısır ilişkilerini yeniden inşa ediyor başlığını attı. Türk liderin Sisi ile Gazze'deki savaş, enerji ve bölgesel çatışmalar konuştuğunu belirtti. Yine ABD merkezli El Monitor ise Sisi'nin Erdoğan'ı havaalanında kırmızı halıda karşılamasına dikkati çekti. Geleneksel diplomatik protokolden ayrıldığını yazdı. Bunun Kahire'nin Türkiye ile ilişkileri geliştirmeye ne kadar önem verdiğine dikkati çekti. El Monitör, Erdoğan ve Sisi'nin Gazze'de süren İsrail-Hamas savaşına dair birleşik bir cephe sunduğu yorumunu yaptı. Derhal ateşkes çağrısını yinelediklerini aktardı. Ziyareti yakından izleyenlerden biri de Yunanistan'dı. Katimerini gazetesinin ana manşeti Erdoğan-Sisi görüşmesi oldu. Bölgesel güçlerin ilişkileri kuvvetlendirdiğinin altını çizdiler.